Özellikle trade edilen, alıp satılan menkul kıymetlerde genelde böyle bir şey noktası var. Aşk noktası. Ben o Aşk. fiyattan aldım. O Tabii. fiyata gelmezse satmam. Ama Abi tabii bunun lütfen sözünü kestim. bunun şöyle bir şeyi var. Yani her gün bakıyor ekrana. Eksi yazıyor, şey yapıyor. O orada bir duygusal yük oluşmaya başlıyor. O duygusal yükü şey yapıyor. Nasıl denir? Mantıklı hale getiriyor. Yani bir maliyetim var. Dolayısıyla oraya gelmesini beklemeliyim diye bir şey yapıyor. Halbuki trend değişmiş olabilir. Artık o kararınız geçerli olmayabilir. Pek çok faktör olabilir. O fiyat sadece fiyat şey örneğindeki gibi, tatlı örneğindeki gibi dürümcüyü seçmenize yeterli değil. Hisseyi seçmenize de yeterli değil. Ya da hissede durmanıza da yeterli değil. Kesinlikle öyle. Çünkü orada zaten sen kendin bir cümle kuruyorsun. Diyorsun ki ben dövizin düşmesini bekliyorum. Çünkü Merkez Bankası faiz yüksek tutuyor. Kaç gündür takip ediyoruz, Merkez Bankası döviz alıyor. Demek ki almasa daha da düşecek. Bu durumda dolar artmaz ve düşer diyorsun sen bana. Ben de sana diyorum ki o zaman Erol'cum dolarını satsana. Diyorsun ki satamam abi, çok zarardayım. Yani şimdi burada aslında yani kendin bir beklentiye sahipsin. Fakat mevcut durumunla bu beklentin örtüşmüyor. Buradan başka yerlere saparız biliyorsun. Davranışsal finanstaki bu başlıklar çok iç içe geçer. Mesela bu statüko bias'tır, statüko hatasıdır. Yani hiç doların olmasa almam diyorsun ama madem var satamam diyorsun mesela. Şimdi kendi kendine bağlayan bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu çapalama iki yerden gelir, demin söylediğim gibi. Birisi bir rakam atar, etrafında konuşuruz. Siyaset de bunu çok yapar biliyorsun, seçimlerden önce rakamlar uçur mesela. Şu partinin oyu yüzde şu kadar, bu partinin bu kadar filan. Orada bir dünya konuşuruz. İki, sen kendi kendine yarattığın ve etrafındaki hiç kimse için anlamı olmayan bir rakamdır. İkincisi diye anlattığım şey. Senin maliyetin. Bu vallahi hiç kimse ilgilendirmeyen bir şey abi, senin kaçtan aldığın. Hiçbirimizi ilgilendirmiyor ama senin için çok kutsal bir rakam. Acayip bir rakam abi, şu rakama gelmeden satmam. Bizi izleyenler için bilmiyorum, benim yaşımda ve benden daha yaşı ileride olan arkadaşlarım var mı? Ama şöyle söyleyeyim, bizden bir önceki jenerasyon diyeyim. Yani şu bizi izleyen arkadaşlarımızın işte anneleri, babaları, hayattaysa dedeleri falan. Onların döneminde mesela bunun kooperatif ve yazlık karşılığı vardı abi. Yani kooperatif ya da yazlığı almıştır mesela, 5 yıl parça parça böyle ödemiştir kooperatife giren insana. 15 yıl, 20 yıl para ödemiştir. Sonra satmak ister bir gün. Ne kadar dersin? Der ki mesela 28.500 euro falan. Baba nereden buldun bu rakamı? Ben hesapladım, o kadar yatırmışım der. Yani yıllar içinde her ay ödediği TL'yi Euro'ya çevirir ki o zaman marktı o, tamam mı? Çevirir bir rakamı. Bölüp der ki 28.500. Dersin ki ya bu 28.500 çarptım böldüm 1 milyon falan yapıyor ama öyle değil abi. Fınar fiyatlar 650 bin. Olsun der ya, ben 28.500 isterim. Niye? Çünkü benim maliyetim. Tamam da piyasada öyle bir fiyat yok. Anlatabildim mi? Yani o Dolayısıyla aslında satamıyor, satamazlar.